Kardeşlerim, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Rabbimiz Teala'nın mübarek 99 ismi var. Her birinde ayrı ayrı güzellikler var. Ayrı ayrı faziletler var. Ayrı ayrı faydalar var. İşte bugün Rabbimizin esmalarından öyle güzel bir duayı anlatacağım ki size bu sohbetimizde. Dinleyenler, bununla meşgul olanlar çok büyük faydalar görecekler inşallah. Allah Teala'nın Celle Celaluhu Celle Şanu mübarek isimlerini günlük hayatımızda zikretmemiz bize çok büyük artılar katar hocam. Gerçekten dualarımızın kabulüne vesile olacak birçok dualar, esmalar var. O dualarımızı ederken elimizi açıp Rabbimize aralarda böyle güzel esmaları zikrederek kardeşlerim Allah Teala'ya yalvarırsak inşallah ne olur bizim için çok çok büyük faydası olur. Şimdi bugün öğreneceğimiz dua Rabbimizin Ya Aziz esması. El Aziz Celle Celaluhu Celle Şanuhu. Sizlerden öncelikle ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara da birer tane Ya Aziz Ya Allah diye yazalım. Bu esmayı inşallah yorumunuzu gören, okuyan herkes sevap kazanacak. Allah Teala aynı sevaptan size de yazar. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz ne buyurdu mübarek? Bir hayra vesile olan o hayrı yapan gibidir diye Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimizin hadisi şerifi var. Aziz esması. Ya Aziz ya Allah demek arkadaşlar, aziz mağlup edilmesi mümkün olmayan, hep galip olan, izzet sahibi, aziz olan Allah'tır. Aziz kelimesi esasen birazdan Türkçeleşmiş bir kelimedir. Hani mesela su verir size birisi, ne dersiniz? Evladım su gibi aziz ol dersiniz mesela, değil mi? Büyüklerimiz ne derdi bize su verince? Şimdi bu aziz esmasının arkadaşlar günlük tesbih sayısı, yani ebced karşılığı 94'tür. Adetli okumak istersek bu aziz esmasını, ya azizu ya Allah, ya azizu ya Allah, ya azizu ya Allah, ya azizu ya Allah diye eğer adetli okuyacaksak 94 defa okuyabiliriz. Arkadaşlar diyor ki günde 94 defa ya aziz esmasını okuyan kişi düşmanlarına karşı galip olur diye ifade ediliyor. Düşmanlarına galip gelmek isteyen kardeşlerim Rabbimizin ya aziz esmasını bol bol okuyalım inşallah. Bak çok güzel bir fayda. Düşmanlarınıza galip gelsiniz. Size kimse zarar veremez. Evet. Düşmanlarının zararından emin olmak istiyorsa bir kardeşim 94 defa ya aziz esmasını inşallah okusun. Bakın bu aziz esmasının öyle bir faydası var ki bir kişi bu esmayı okursa Allah-u Teala o zikreden kişiyi etrafındaki insanlara sevdirir. Etrafınızdaki insanlar sizi severler. Çok sevdiği, saydığı, hürmet ettiği, saygı gösterdiği insanların böyle güzel, nasipli bir kul olursunuz. İnşallah güzel bir kazançtır yani, ha bu da sizin için. İhmal etmemek lazım, bunlardan nasiplenmek lazım. Yine ya aziz esmasını biraz böyle birkaç dakika kadar zikredip Rabbimiz Teala'ya bir insan elini açsa, Allah'a duasını etse isteği Allah-u Teala tarafından geri çevrilmez. Hani ben dua ediyorum, ediyorum ama benim dualar kabul olmuyor diyorsun. İsteklerim olmuyor falan diyorsun. İşte bak sana okuyacağım güzel bir tesbih söylüyorum. Hem insanlara hem ruhanilere karşı sözü geçen ve itibar sahibi bir kişi olur diyor. İnsanlar sizin sözünüzü dinlerler. Sözünüze itibar ederler. Arkadaşlar ya aziz ismini 94 defa okuyan kişi buna 7 gün devam etse, mesela düşmanlık yapan, size zarar vermek isteyen, sizin için kötülük besleyen bir kişiye karşı 7 gün okusa Allah düşmanını diyor helak eder. Muazzam bir şey ya. Muazzam bir şey. Mesela maddi sıkıntıları olan, fakirlikten şikayet eden, rızık kapılarının açılmasını isteyen kardeşlerim, 40 gün sabah namazından sonra 40 defa ya aziz ya Allah ismini okusa bir insan
Allahu Teala onu fakirlikten korur. Fakirlikten kurtarır yani. Maddi sıkıntıları varsa Allahu Teala ona hayır kapılarını açar. Rızık ve bereket kapılarını açar inşallah. Ve Allahu Teala Ya Aziz esmasına devam eden kişileri kimselere muhtaç etmez değerli kardeşlerim. Ve bir güzel müjde daha söyleyeyim size. Ya Aziz esmasıyla alakalı bu Ya Azizu Ya Allah tesbihini her gün 94 defa zikreden kişi dünya ve ahirette bahtiyar olur. Mutlu mesut bir insan olur yani. Hem dünyası, dünyalık işleri rast gider, hem de ukbası, yarın ahiret günü, mahşer günü Allah Teala huzuruna vardığında orada da inşallah rahat eder diye ifade ediliyor. Allah Teala bizleri bu güzel esmanın sırlarına nail eylesin. Allah Teala bizi kötü insanlardan muhafaza eylesin. Duaları kabul kullardan eylesin. İnşallah fakirlikten, borçtan, dertten Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Dünyada ve ahirette bahtiyar kullarının arasına Rabbim bizi de dahil eylesin. Efendim, anlattıklarımı eğer faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara da birer tane Ya Aziz esmasını yazın. Ya Aziz Ya Allah deyin inşallah yorumlarda birer tane esmaları göreyim. Bu yorumlarınızı okuyan kardeşlerimizin sevabına sizler de ortak olmuş olursunuz. Yeni bir sohbette görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.